önde gelen analiz platformundan diyor. Shiba Inu için %3072'ye varan yükseliş tahmini. Buna bir bakacağız. Yapılan yükseliş tahminlerini değerlendirmeye çalışıp burada uzun vadeli bir görünüm sunmuş anladığım kadarıyla. Bakalım ortalama 32 katlık yükselişe tekabül ediyor. 32 kat gibi ortalama bir yükselişe değerlendirirsek, yani genel bir açıdan olaya bakarsak, sezon içerisinde mümkün müdür? Bence mümkündür. Zaten majör altcoin ortalaması 32 kat gibi fiyat yükselişlerinde geçebilir kanaatindeyim. Bu Sol, Avax, işte XRP olsun, tabii Shiba, Doge gibi popüler meme coinlerde de bu seviyeler görülebilir. Ortalama 32, hani 32-33 katlık fiyat yükselişleri sezon içerisindeki rallide bu yükseliş hareketleri esnasında ortalamanın üzerinde olabilir diye düşünüyorum. Önde gelen kripto platformlarından Changely Shiba Inu fiyatının diyor 3.01, 3.022 ve 3.032 dolar gibi iddialı hedeflere ulaşması için zaman çizelgesini tartıştı. 3.01'leri malum bu sezon için çok konuşurlar. Yani bu 2024-2025'e kadar hatta bu 3.01 dolar fiyatlarından çokça bahsedilir. Çünkü temsili olarak, yani neticede bundan öncekinin de üzerine biraz daha ATH'in üzerindeki artış yaptığı zaman bu seviyeye ulaşacaktır. Önemli bir psikolojik seviyedir. Birazcık Bitcoin'deki mesela 100 bin dolar muhabbetine benzer, sizin de görebileceğiniz gibi. Bence minimaldir. Onun da ötesinde bu sezon 3.022, 3.032 diyor. Bu ATH seviyeleri de bu sezon zorlanabilir. Tabii ki yani pozitif anlamda zorlanabilir. Direnci zorlamak anlamında söylüyorum. O yüzden önemli bir ve güçlü bir sezon olacaktır diye açıklayabilirim. Tabii ki çalışmalara da bağlı olarak gelecek. Ekibi süreci nasıl yönetecek? Ne gibi yenilikler yapacak? Bla bla. Yani pek çok etkene de bağlı olan bir konudur yani. Önde gelen meme coin SHIB 100 günden fazla bir süredir ilk kez 4.01 doların üzerinde işlem görürken topluluk yükseliş konusunda heyecanlı kalmaya devam ediyor. Evet. Doğru, uzun bir zaman diliminin ardından Shiba tekrardan güzel pozisyonlara attı. Bakın şu anda birli noktalarda bulunmaya devam ediyor. Ve açıkçası hala yukarı eğilimli. Tabii ne dedik? Önümüzdeki birkaç günde, hatta bugüne dikkat edin. Bakın bugün önemli olacak. Çünkü uzun süre sonra şu an Shiba'nın haftalık kapanışı pek çok altcoin'e göre daha kritik. Zira hem haftalık EMA50'sinin bakın üzerine atıyor ve bunu neredeyse ilk kez gerçekleştirecek diyebiliriz. Üzerinde bir mum kapanışı yaparsa eğer. İkincisi bir de 97'lerin üzerine atıyor. Bu gece biliyorsunuz haftalık kapanışı yapılacak. Bütün bunlar da gösteriyor ki Shiba için oldukça sağlam bir hafta gelebilir. Fakat yine bu gece 3'teki kapanış dediğim gibi zaten yapılacak. Yani buradaki pozitiflik sürpriz olmayacak. CMC istatistikleri meme coin'in bir hafta içinde yaklaşık 86'dan diyor 4.01 doların üzerine çıkarak %22'den fazla yükseldiğini gösteriyor. Bağlam açısından SHIB fiyatının benzer bir dönüm noktasına ulaştığı son zaman Ağustos ayıydı. Başka bir deyişle Shiba Inu, Bitcoin rallisinin genel piyasayı etkilediği bir hafta içinde 4 ay süren düşüş eğilimini kırdı. Aynen. Gecikmeli oldu tabii ki bu kırılım ama er ya da geç gerçekleşmiş oldu. Olacağıyla alakalı da konuşmuştuk. Shiba'daki yükselişlerin de aynı şekilde belli bir süre boyunca dinmeyeceğini düşünüyorum. SHIB'in yenilenen pozitif ivmesinin ortasında
Önde gelen kripto borsası Changel'ı fiyattaki gidişata yönelik yeni bir rapor hazırladı. Raporda özellikle Shiba Inu'nun bugünle 2032 arasında ne kadar yüksek işlem görebileceği tahmin edildi. 2032 falan olduğu zaman çöpe atıyoruz. Daha bu sezonu bile tahmin edemiyoruz. Yani ki tahmin etmenin de bir anlamı yok. Aşağı yukarı bir genel görünüm. Minimumu bile sizi memnun ediyorsa ona göre yatırım yapılabilir. Haricinde iş yani şeye dönecektir. Boş muhabbete dönecektir. Gereksiz muhabbete dönecektir. 2032'de kimse ne olacağını bilmiyor. Zaten 2032 yılında muhtemelen Shiba Miba diye bir şey kalmaz. Kimse adını bile hatırlamaz. Shiba neydi, ne değildi, ne işe yarardı, ne yapardı falan. Raporda Changely ilk olarak kripto piyasası katılımcıları arasında Shiba Inu yatırımına ilişkin ezici algının yükseliş olduğunu vurguladı. Evet bakın %83 bal işte duruyor. Changely fiyatın 3 gün içinde %8 artışla 108 dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Ancak rapor 108 doların Meme Coin 2023 yılı için zirve noktası olacağını öne sürdü. Buraya katılmıyorum. Katılmama sebebim de zaten yıl içerisinde daha fazla yükseliş olacaktır. Bir ikincisi, burada çok politik yorumlar yapmışlar. Zaten coin 107'ye yükselmiş. 3 gün içinde 108'e yükselecek diyor. Bravo yani sır perdesini araladın. Tebrik ediyorum. Bütün gizi ortaya çıkardın yani, tamam mı? Yani yıl içerisinde BTC tarafında biliyorsunuz daha yükselişler olacaktır. Bu da 4.014 civarlarına doğru bir kapanışa sürükleyebilir. Ne diyor? Ondalık basamakları kaybedeceğini ve Ocak 2024'te 5.09'a o bu iyice saçmalamış ya. 4.015 ortalama fiyatı. Yok bu biraz yanlış olmuş bu işler. 3.032 buçuk. Peki. Yani evet. Başlangıçta zaten uzun vadeyle alakalı konuştuk. Bunlar bence 2032'ye gitmeye gerek yok. Bu sezon da olabilir. Ama şey için bayağı bir saçmalamış. Ocağın başında kaybedecek falan tarzında. Ocağın başında kaybederse zaten gelecek yılların tamamında kaybeder. Şu anki beklenen senaryo bu değildir. Saçma olmuş, beklentiyi vermemiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.